أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يا فأنى تؤفكون وإن
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Allah sağlığımızı, saatimizi muhafaza buyursun. Beden sağlığı evet çok önemli ama bir o kadar, belki de daha önemli olan ruh sağlığıdır. Evet, iki hasta,
hastanenin bir odasını paylaşıyor. Bir tanesi duvar kenarında yatıyor, diğeri cam kenarında. Duvar kenarında yatan 24 saat boyunca yatmak zorundaydı. Cam kenarındaki hasta da günde 1 saat kadar ciğerlerindeki sıvının alınması için oturması gerekiyordu. Günlerce birbirlerine hayat hikayelerini anlattılar. Çok şey paylaştılar. Ama duvar kenarında yatan hasta için her gün bir beklenti haline gelen bir durum vardı. Cam kenarında yatan hasta, 1 saat kadar oturduğu süre içerisinde camdan dışarıya bakıyor ve dışarıdaki güzellikleri arkadaşı göremediği için ona aktarıyordu. Günler artık duvar kenarında yatan hasta için o 1 saati özellikle beklemek şeklinde geçiyordu. Çünkü hayattan farklı olarak hayatındaki tek renk arkadaşının kendisine o camdan gördüğü güzellikler idi. Dışarıda kocaman bir göl vardı. Gölde yüzen kuğular, ördekler vardı. Yemyeşildi her taraf. Gölün kenarında oynayan çocuklar vardı. Birbirleriyle şakalaşan gençler vardı. Şehre yakın bir yerde orası ve şehrin bütün güzellikleri gözler önündeydi. Ve arkadaşı göremediği için bütün detaylarına kadar dışarıda gördüğü güzellikleri duvar kenarında yatan hasta arkadaşına anlatıyordu. Günler böyle geçerken duvar kenarındaki hastanın içine bir kurt düştü. Allah Allah, ben hep duvar kenarında yatıyorum, o cam kenarında yatıyor ve o dışarıdaki güzellikleri görebiliyor. Bense hiç göremiyorum. Halbuki benim de dışarıyı görme hakkım var. Önceleri bu düşünce için kendisini ayıpladı. Ama günler geçtikçe kafasında bu düşünce sabitleşiyor. Evet, dışarıyı görme hakkına sahipti. Bu hak ondan alınmış gibiydi. Neden bir gün o, bir gün kendisi acaba yer değiştirerek yatmıyorlardı? Yine günler geçti. Artık geceleri gözlerine uyku girmiyor. Bu kötü düşünce onu bir kurt gibi kemiriyordu. Bir gün gece vakti, gece yarısı yine gözüne uyku girmemişti ve gözlerini tavana dikmişti. O sırada diğer hasta arkadaşı boğulur gibi öksürmeye başladı. Bir eliyle ciğerlerini tutuyor, diğer eliyle hemşireyi çağırmak üzere hemşireyi çağırma ziline doğru uzanmaya çalışıyordu. Ama bir türlü yerini bulamıyordu. Kendisi aslında bir hamleyle o zile basabilir ve hemşireyi hemen çağırabilirdi. Ama içini bir kurt gibi kemiren düşünce bu iyiliği ona yapma hususunda engel olmuştu. Önce boğuk boğuk öksüren hasta bir süre sonra kesik kesik öksürmeye başladı ve bir süre sonra öksürükle beraber nefesi de kesilmişti. O hasta vefat etmişti. Sabah hemşire yatak çarşaflarını değiştirmek üzere odaya girdiğinde bu korkunç tabloyla karşı karşıya kalmıştı. Hastanın biri vefat etmiş diyerek görevliler geldi, sedye getirdiler ve o vefat eden hastayı odadan çıkarttılar. Bir süre sonra hemşire tekrar odaya girdi ve yeni yatacak bir hasta için yatağı hazırlarken uygun bir zaman kolladı ve şöyle dedi: "Acaba rica etsem ben o yatağa yatabilir miyim?" Hemşire düşündü, tabii neden olmasın, tabii efendim. Hemen yardımcılar geldi, hasta bakıcılarla o yatalak hastayı cam kenarındaki yatağa yatırdılar. Odadan herkes çıktıktan sonra düğmeye basarak yatağı doğrultmaya çalıştı. Acı içerisinde, ağrı içerisinde biraz da dirseğinin yardımıyla doğruldu ve artık o an gelmişti. Arkadaşının anlattığı o güzellikleri kendi gözüyle görecekti. Dışarıda kocaman bir göl, yüzen kuğular, masmavi gökyüzü görecekti. Artık şehri kendisi de görebilecekti. Camdan dışarı şöyle bir baktı ki gördüğü tek manzara hastanenin
gri renkli koskocaman bir duvarıydı. Başka bir görüntü yoktu. Efendim, kanaat en büyük hazinedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mutluluk denilen şey öyle gökten zembille inen veya camdan içeri doğru böyle gönderilen bir şey değil. Mutluluk insanın iç dünyasında yaşanan bir şey. Efendim, Allah hepimize elimizdekilerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bunun büyük bir lütuf olduğunu idrak etmeyi nasip eylesin. Aslında var olan şu an, gelecek ve düne kafayı takarak pek çok mutluluğu kaçırırız. En azından şu anı kaçırırız. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Zira şu an dost bahçemize pek kıymetli konuklar geldi. Dünya çapında bir muhabbet yapacağız inşallah. Efendim, yanımda değerli kardeşim, değerli ağabeyim, sevgili meslektaşım, kıymetli efendim gazeteci, yazar, yapımcı, sevgili Veysel Karani Gümüşdereli oturuyor. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Abi diyeceğim, kusura bakma. Yıllardır artık biz beraber çalışa. Abi kardeş olduk. Allah razı olsun. Tabii bizde abilik yaşla değil. Belki ben senden yaşça büyüğümdür ama siz donanım olarak benim abimsiniz. Estağfurullah. Her zaman öyle kabul ediyorum. Allah razı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Veysel abinin efendim... yani Samanyolu Televizyonu gibi bir kurumda çalışıp yerinde oturması mümkün değildir insanın. Dünyanın dört bir tarafını dolaşır. Kim bilir kaç pasaport bitirmiştir, onları konuşacağız. Çok önemli, çok etkili hatıraları var. Karşımda da pek kıymetli bir aile var. Yine hayatlarının bir bölümünü, büyük bir bölümünü yurt dışında yaşamışlar, geçirmişler. Moğolistan var, efendim Pakistan var ve şu anda Nijer'deler. Nijer, Afrika'da, Nijer'de görev yapan iki kıymetli öğretmenim, iki kıymetli hocam var. Sizler de hoş geldiniz. Hilmi ve Gülper Gümüş ailesi. Nasılsınız efendim? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Maşallah. Sizi burada görmek mutluluk verici. Evet, Veysel Karani abi. Yani sonda güzel bir kitapta bu hatıraların belki en çarpıcılarını mı bir araya getirdin? Nasıl yaptın? Öyle görünüyor yani, en çarpıcılar. Ama yani o kadar çok çarpıcı hikaye var ki orada. Dünyanın dört bir tarafında yaşanan, yaşatılan, evet, Allah'ın izniyle. O hikayeleri birazcık derlemeye çalıştım ben, iyilik damlaları adı altında. Çünkü hakikaten hanımefendiler, beyefendiler, ablalarımız, abilerimiz hepsi birer iyilik damlası. Düştükleri yerlerde halka halka, hale hale iyilik damlası oluşturuyorlar. İnsanların gönüllerine, yüreklerine dokunuyorlar, kalplerine, beyinlerine dokunuyorlar. Hani dünyaya dolaştınız dediniz ya, ben kendilerinin vesilesiyle dolaşmış oldum. Yani hakikaten o fedakar ruhların, adanmış ruhların vesilesiyle dolaşmış oldum. Tabii orada bir kapı yani açmamış olsalar bizler oralara nasıl gideceğiz değil aynen, mi? Aynen, siz de beraber dolaştınız evet, hatırlarsanız. Bir yıl hatırlıyor musunuz? Böyle bayağı bir hikaye çekmiştik. Ben Orta Doğu Afrika'ya gitmiştim. Siz de Batı'ya mı? Batı Afrika'ya gitmiştim. Böyle Afrika'nın doğusuna, ben batısına siz gitmiştiniz. Evet. Bayağı bir 30'a yakında hikaye çektiniz oralarda. Bir Ramazan boyunca oradaydık biliyorsunuz, hatırlarsınız. Evet. Ben yaklaşık bir 10 ülkeyi gezdim. Şöyle hemen sayabilir misin 10 ülkeyi birden? Tabii. Senegal'le başladık. Senegal, Ghana, Liberya, Nijer, Fildiş sahilleri, Mauritanya, Fas, Gine, Burkina Faso. Oo, bu şekilde. O seyahatte rekor sizde o zaman. Çünkü biz Sudan, Kenya, Uganda, Tanzanya. Zannediyorum o dönem içerisinde en çok ülkeyi gezen kameraman arkadaşım Murat Sevimay ile beraber en çok biz gezdik diye hatırlıyorum. Allah kim bilir ne hikayeler vardır sizde. Aynen. Yani evet, çok şükür. Şöyle bir şey. Yani biz Yaşaran Ümitler belgeselini hazırlarken de dünyanın neresine giderse gidelim hiç yalnız kalmadık.
havalında bizi karşılıyorlardı. O fedakar arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız. Kepçe gibi alıyorlardı. Aynen. Böyle. Hiç zorluk çektiğimizi hatırlamıyorum. Ben giderken, biz giderken arkadaşlarımız şunu söylüyorduk. Yani arkamızda dev bir portre var. Hani Samanyolu portresi var, gönüllüler portresi var. Biz onunla gidiyoruz ve hiçbir ülkede, hani çok zor ülkelere gittik hakikaten. Ve o zor ülkelerde çok değerli bir ekiple gittik. Çok değerli bir ekip arkadaşlarımızla gittik. Dolayısıyla hiç zorluk çektiğimizi hatırlamıyorum. En zor ülkelerde hiç zorluk çekmeden hiç çekmedik yani. Hiç gittik çekmedik. Ve geldik. Hani insanların korkmaya çekindikleri ülkelere biz hiç çekinmeden gittik. Niye? Çünkü orada o adanmış ruhlar vardı. Adanmış gönüller vardı. Biz onların sayesinde o ülkeleri çok rahat bir şekilde, problemsiz bir şekilde dolaşmıştık. En çok zorluk denilen şeyleri onlar aşmışlar bir kere, aynen, değil mi? Aynen. Şimdi bakın yani dönem içerisinde hani ülkemizin büyükelçiliğinin, konsolosluğunun temsilcisinin olmadığı ülkelerde onlar vardı yani. Evet. İlk onlar gittiler. Hani 90'lı yıllardan itibaren böyle bir açılım başlamıştı. Dünyanın dört bir tarafında eğitimle insanlık için, kendi değerlerimiz için, Anadolu değerleri için böyle bir hareket başlamıştı ve onlar oraya gittikleri için biz gidebildik zaten. Doğru. Onlar böyle bir pencere oldular. Hmm. Türkiye'nin dünyaya açılan bir penceresi oldular. Kapıları oldular, köprüler oldular. Aynı zamanda dünyayı da Türkiye'ye taşıdılar. Hocalarımız. Evet, dilerseniz birkaç cümle istirham edelim hocalarımızdan. Onları da muhabbetimize katalım. Ondan sonra o hikayelerin içinde sizi en çok etkileyeninden başlayacağız inşallah. Eyvallah. Dinlemeye. Eyvallah. Evet, Hilmi Hocam. Önce Pakistan, sonra Moğolistan ve şimdi Nijer. Yok, önce Moğolistan. Önce Moğolistan. Evet, kaçar yıl bunlar? Moğolistan yaklaşık 14 yıl oldu. 14 yıl Moğolistan. Evet. Sonra? Sonra Pakistan 6 aylık bir... 6 aydır bulunmuş. Nijer'desiniz. Evet, yok, 6 ay Pakistan'da kaldım. Son 1 yılda da Nijer'desiniz. Son 1 yıldır Nijer'desiniz. Evet. Hocamız Moğolistan'ın önden giden atlarından. Evet, ilk gidenler sizler miydiniz? İlk giden gruptaydım ben. Öğrenci grubu değil mi? Öğrenci grubuydu. Yani 94-99 yıllar arasında. Kaç yaşındaydınız hocam? 18 yani. 18-19 yaşlarındaydım. Maşallah. Yani... 99'dan sonra, mezuniyetten sonra öğretmenliği... Ay çok özür dilerim, güldüm. Yönetmenime güldüm. Diyor ki biz çocuklarımızı bakkala gönderemiyoruz diyor. Siz nasıl gittiniz 18 yaşında oraya? Nasıl gönderdiler sizi hocam? Anlatır mısınız? Evet, gidişimiz işte üniversite okumak için bir teklif gelmişti. Onu değerlendirmek için gittik. İlk giden gruptaydım ben de. 20 tane bir öğretmen arkadaşımızla beraber gitmiştik. 99'da mezuniyetten sonra da bir öğretmen olarak orada 2009'a kadar beraberliğimiz oldu. 2009'dan sonra Pakistan'da bulundum bir müddet ve en son bir yıldır da Nijer'deyim. En zor hangisi oldu sizin için? Vallahi en zor, yani zor diyemeyeceğim. Zorluk yaşamadım. Zorluk yaşamadım yani. Rabbim bütün kapılar açtı inşallah. Allah-u Teala biliyor. Eksi 40'tan artı, evet, 40'a. Oradan tekrar artı 40'a gitmişler. Ve artı 45'e gitmişler. Onun da evet, yani Allah-u Teala kolaylığını veriyor. Yani eksi 40'ı aslında artı burada 40'ı şey var. Yani güzel bakan güzel görür. Siz hadiseye çok güzel baktığınız için bütün, evet, zorluklar gözünüzde. Yani Allah-u Teala kapıyı açıyor. Bir adım yaklaşınca o adeta iki adım yaklaşıyor. Biz koşarak geliyorsak o daha hızlı geliyor. Yani onu bizzat aynel yakin müşahede etmiş olduk, görmüş olduk. Yani sıkıntı olarak ben ufak tefek sıkıntılar olabilir. Onları bir hüsnü kabul olarak kabul ediyorum. Yani Allah-u Teala yaklaştıran bir vesileler olarak kabul ediyoruz. Evet. Onlar hep gidiyor, elemi gidiyor, lezzeti kalıyor. Onu o şekilde görmek lazım diye düşünüyorum. Evet, Gülper Hocam'la da konuşalım. Gülper Hocam, siz bütün seyahat boyunca Hilmi Bey'le beraber miydiniz yoksa bu nerede birleşti yollarınız? Moğolistan'a giderken evlilik vesilesiyle Moğolistan'da bulundum. 8 yıl birlikteydik. 2001'de. Maşallah. 2009'a kadar oradaydık. Ondan sonra Pakistan sürecinde birlikte değildik. 6 ay gibi kısa bir süre. Şu an Nijer'de birlikteyiz. Nijer'e alıştınız. Nijer'e alıştık. Yani Hilmi Bey'in de dediği gibi öyle zorluk ve sıkıntı falan yok yani. Eğer niyetiniz halisse, böyle gittiğiniz yerlere sevgi çiçekleri götürmek istiyorsanız, dostluk, arkadaşlık, herkesin birlikte olduğu, dünyada insan farklılıklarının olmadığını göstermek istiyorsanız, verilen iyilikler, Allah'ın lütfu, bunları gelin paylaşalım demek istiyorsanız,
O zaman sıkıntılar gözünüzde görünmüyor. Hele bir de sizi hemen anlamışlarsa o insanlar, değil mi? O da Allah'ın bir inayeti. Çünkü hani gidip kabul görmek, sizi iyilik elçisi olarak kabul etmeleri, etrafınızda iyilik halkalarının oluştuğunu görmeleri ve birlikte paylaşma isteğimize onların da cevap vermeleri, bu da Allah'ın bir inayeti olsa gerek diye düşünüyorum. Evet Veysel abi, yani bizim böyle gidip de 3-5 gün çekim yapıp dönmemize benzemiyor bu. Yani oraya bütün valizini toplayıp, hayatını bir valize sığdırıp, artık burada ben hatırlıyorum Kenya'da daha yeni gelmiş bir aileyle yemek yemiştik birlikte. Karı koca Türkçe öğretmeniydi. 8 ay önce evlendik dediler. Evet. Evlenip oraya gelmişler. Yani peki buraya geleceğinizi biliyor muydunuz? Vallahi hiç aklımıza gelmemişti böyle bir şey. En azından bir hafta önce öğrendik. Bir hafta sonra buraya geldik. Dönecek misin? Yok, burada yaşamaya geldik. Burada öğretmenlik yapmaya geldik. Türk okulunda demişlerdi. Bu korkunç bir şey. Bu müthiş bir şey. Aynen. Hicret Gelinleri diye bir kitap çıktı Zeynep Hanım Efendi'nin. Kendisi aynı zamanda bizim yayın grubumuz içerisinde radyolarda. Orada da hani 5-10 gün içerisinde evlenip giden hanımefendiler var, beyefendiler var yani. Beyefendiler zaten orada varmış da. 5-10 gün içerisinde evlenip hiçbir eşyası olmadan hadi bakalım gidiyoruz dendiğinde böyle yola çıkan hakikaten böyle Civan Mert hanımefendiler var, ablalarımız var. Allah razı olsun. Onların, hanımefendilerin bulundukları ülkede çok fazla etkileri var. Evet. Mesela ilk başlarda hiç böyle gittikleri ülkelerde dışarı çıkamayan ablalar olmuş, hanımefendiler olmuş. Zorluklar yaşamışlar. Ama ondan sonra yavaş yavaş etraflarında bir halk oluşturmaya başlamışlar. Hani komşularıyla buluşmaya başlamışlar. Şartlar uygun oldukça öğretmenlik yapmaya başlamışlar. Ve hanımefendiler kanadında hakikaten çok önemli hizmetlere, işlere imza atmışlar yani. Şey, valiz dediniz ya. Bosna Hersek'te Profesör Tarık Bey vardı, Boşnak. O bir meseleyi anlatmıştı. Etkilenmiş hikayeler de burada çıkıyor yavaş yavaş aslında. Bursa'dan bir hanım kızımız geldi dedi Bosna Hersek'e. Bosna Hersek'te o zaman elektrik yok, su yok, çok zor zamanlar. İki valiz de gelmişti. Biz onları o şekilde karşıladık. İki valiz de geldi. Yıllar sonra burada ortam düzeldi. Her şey düzgünleşti. Şartlar düzeldi. Sonra bir baktı ki o yine iki valizini almış. O kızımız, hanım kızımız iki valizini almış. Hadi Afrika'da bir ülkeye gidiyordu. İki valizle geldi, iki valizle gidiyordu. Sonra öğrendik ki gittiği ülkede de sıkıntılar varmış. Sonra biz Yeşeren Ümitler'le işte o ülkeleri dolaşırken onu Senegal'de bulduk. Senegal'de şimdi tanışırken zannediyorum hanımefendi adı Mine'ydi. Mine abla, kulakları çınlasın. O siz misiniz dedim, röportaj yapıyorum o sırada. O siz misiniz dedim, evet dedi, o benim. Yani Bosna Hersek'ten seni Afrika'ya giden hanımefendi oymuş mesela. Öyle bir karşılaşma, tevafuk olmuştu yani. Ya zaten abileri, ablaları yani bir yerde tanıdıktan sonra orada tekrar bulmak da mümkün çok olmuyor. Zor, çok zor. Bir yere, bir ülkeye gittiğiniz zaman belli tanışıyorsunuz. Yani abi ben sizi tanıyorum, evet tanışmıştık diyor, gülüyor. Hatırla bakayım nereden. Türkiye'den mi? Orta Asya'dan? Hindistan? Almanya? Amerika? Johannesburg? Yani o kadar geniş bir yelpaze ki mekanları ve isimleri hatırlamak mümkün değil ama simaları unutmuyorsunuz. Unutuyoruz, aynen. Size de öyle mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Yani yine işte mesela diyelim ki Nijerya'ya gitmiştik. Orada olimpiyatlar varmış Nijerya'da. Bir baktık böyle farklı ülkelerden birkaç arkadaş da oradaydı. Hatta hani o meşhur Ramazan dolayısıyla dolaştığımız ülkelerden diyor arkadaşlarımız. Gana'daki arkadaşlar gelmişti oraya da. Böyle güzel bir tevafuk olmuştu. Yani gittiğimiz ülkelerde onu görüyoruz. Hani eğer ülke şartları bunu zorlaştırmıyorsa, hani bazı ülkelerde hemen kabul etmezler eğitimcileri, insanlar hemen kabul etmezler. Belli aşamalardan geçirirler, ondan sonra kabul ederler. Eğer o yoksa eğer, bir şeyi adanmış gönüllü 4-5. Ülkede görmek mümkün yani. Hatta onlar can atıyorlar işte, biz artık burada çok fazla kaldık. Hani suyumuz ısındı tabiri caizse. Şartlar da iyileşti zaten. Hani bize ihtiyaç kalmadı. Keşke ihtiyaç olan yerlere gidebilsek diye zaten kendi kendilerine girişimlerde bulunuyorlar yani. Gülper Hocam, sizi en çok etkileyen bir hadise mutlaka çok vardır da yani böyle öğrencilerle alakalı olabilir veya gittiğiniz yerdeki komşularınızla o ilk kaynaşma anları ile ilgili olabilir. Var mı böyle bir hikayeniz? Şimdi Moğolistan, gittiğinizde yabancı bir ülkenin neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz
bir bilmezlik içerisine gidiyorsunuz ama gittiğinde insanların aslında birçok ortak noktanız olduğunu fark ediyorsunuz zamanla. Fakat kendi ülkenizin şartlarını ve o ülkenin şartlarını karşılaştırınca biraz da içiniz buruklaşıyor. Bununla ilgili bir öğrencim bana şey demişti, Türkiye'ye gelmişti okumak için. Dedi ki, ya abla dedi, ya sizin ülkeniz cennet gibi. Ya bizim ülkemiz çölden meydana gelmiş ve insanlar yani birçok şeyde mahrumlar ve bilmiyorlar. Ya Anasya neden bu kadar lütufkar davranmış da acaba hani ben hiç o zaman kendimi öyle şey yapmamıştım, hesaba çekmemiştim. Gerçekten yani hepimize insan olarak gönderdi ama neden onlar mahrum ya da neden biz bolluk içerisinde? O zaman şu devreye girdi. Demek ki bizim bu birikimlerimizi, güzelliklerimizi insanlarla paylaşmamız lazım. O öğrencinin bakış açısı bana farklı bir pencere açmıştı. Yani o ülkede ne götürdüysek, işte kültür elçiliği yaptıysak, neleri birlikte paylaştıysak, başka ülkelere ve başka çocuklara, başka öğrencilerimize de, başka kardeşlerimize diyeyim yani. Çünkü hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Onlara da göstermemiz gerekir ve paylaşmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten hayat sabır ve şükür imtihanından ibaret. Ya yardım alma durumundasınız ya verme durumundasınız. Bu Rabbimizin büyük bir imtihanı. Evet, muhabbete devam edeceğiz. Gecenin bereketinde tatlı bir muhabbet var. Kaçırmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet efendim, gecenin bereketi devam ediyor. Değerli dostlarımızın muhabbetleriyle sımsıcak bir atmosfer yaşıyoruz efendim. Dost bahçemizde. Veysel Karani ağabeyimiz, değerli yapımcı yazar. Her seferinde bir estağfurullah diyeceğim. Estağfurullah, de abi sen. O senin görevin, bizim de bunu dememiz görevimiz olsun. Hilmi ve Gülper Gümüş hocalarımız hatıralarını bizlerle paylaşıyorlardı. Sözü Hilmi hocama havale edeceğiz. Zira çok güzel hatıraları vardı, bizimle paylaşacaklar. Evet. Buyurun. Şimdi özellikle benim görev yaptığım, bulunduğum ülkeler, Moğolistan olsun, Pakistan olsun, Nijer olsun, adeta bizim uzaktaki yakınlarımız diyebileceğimiz ülkeler. Tarihi bağlarımız var. Mesela Moğolistan'da eski Orhun Anıtları dediğimiz Kültik'in, Bilgehan Anıtlarımız var. Pakistan'dan gene tarihi bağlarımız var. Lahor'daydınız değil mi? Lahor'daydım. Muhammed İkbal'in meşhur. Evet, Muhammed İkbal'in memleketi. Şair, hak aşığı, evet. Peygamber sevdalısı. Evet. En son bulunduğum ülkede Nijer. Ben gidince gördüm. Gerçekten yani gerçekten uzaktaki yakınlarımız. Orada Osmanlı'dan kalan atalarımız var diyebileceğimiz. O kadar yakınlıkta insanlar. Yani biz gönüller hareketi olarak, Anadolu insanı olarak aramızdaki bu bağları daha da kuvvetlendirebilirsek ilerisi adına daha güzel meyvelerini alacağımız kanaatindeyim. Mesela Pakistan olarak bir örnek verebilirim. Oradaki bütün Lahor halkı da bilir ve her zaman da anlatırlar. Muhammed İkbal Hazretleri uçakla İngiltere'ye giderken İstanbul üzerinden geçerken ayağa kalkarmış. Şu anda işte İstanbul üzerinden geçiyoruz. Halife Hazretleri'nin memleketi, Hilafet-i Osmaniye'nin bulunduğu yerde ben oturamam, saygımdan ayağa kalkmam lazım diye. Böyle güzellikler var. En son mesela Nijer'de bir kanaat önderi diyelim, Şeyh Hazretleri ile görüştük. Bizlere şey gösterdi, 500 sene önceki atalarından kalan bir tesbihi gösterdi. Bu dedi bana atalarımdan kaldı dedi. İşte bir yaklaşık 500 sene önceki dedem oğluna emanet etti. O oğluna derken bana silsile olarak bana geldi dedi. Ben de oğluma emanet edeceğim dedi. Yani kendisinin Türk olduğunu, İstanbul'dan geldiğini belirtmeye çalıştı. Gene hakeza Nijer'in kuzey kısmında İstanbulova diye
bir kabile var. Kendilerinin İstanbul'dan geldiklerini iddia ediyorlar. Yani okullarımız inşallah bu bağı, tarihi bağları daha da kuvvetlendiriyor diye düşünüyorum ben. Bunlar gelecekte sonraki nesiller bunları daha da açacaktır, genişleteceklerdir. Yani okullarımızın, hicretin böyle güzellikleri var. Yani benim tavsiyem teklif alan, imkan olan bütün arkadaşlarımızın gidip görmeleri, oralarda görev yapmaları. Gerçekten hem kendiler adına hem maddi olarak hem manevi olarak çok kazanımlar getirecektir. Milletimiz adına da büyük kazanımlar olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah gelecek daha da güzel olacaktır. İnşallah. Bunun emarelerini şu anda görüyoruz, hissediyoruz. İlerisi için de bunlar zaten bir İnşallah. Evet. Hocamlar Nijer'deler ya. Nijer Afrika'nın orta Afrika'nın fakir ülkelerinden birisi ve kurak ülkelerinden birisi. Şimdi siz de hani bir güzel bir kampanya başlattınız. Ceketimi satarım. Evet, ceketimi satarım. Satarım diye bir kampanya başlattınız. Burada da bu yetime bakarım. Aynen. Su kuyusu. Evet. Yani su olmak önemli. Ağabey hayat olmak çok önemli. Şimdi o projeler de var. Hani kampanyalar var. Mesela Selsebil kuyuları diye bir kampanya var mesela. Kimse yok mu? Tabii. Çatısı altında. Yani oralarda keşke insanlar su kuyuları açtırabilse. Biz Nijer'e gittiğimizde böyle 5-6 köye bir kuyu düşmüştü. 5-6 köyden hiç daha önce hiç olmamıştı. 5-6 köyden gelip o kuyudan su çekip gidiyorlardı. Düşünün o kuyuyu yaptıran insanların ne kadar çok sevap kazandığı. Yıllar önce hatırlıyorum yaz tatillerinde babam bizi Uludağ'a götürürdü. Hı. Millet kışın gider biz yaz tatilinde giderdik. Orada böyle baraka evler vardı. Hı hı. Onu kiralıyorsunuz ve bir yaz tatil dönemi babam orada kitabını yazardı filan. Veya işte çalışmalarını tatil döneminde yapardı. Yani ilkokul zamanı yaz tatilini değerlendiriyorduk. O baraka evlerin olduğu yerlerde gidenler bilirler. O baraka evlerde musluk falan yoktur. Hı hı. Şimdi vardır belki de. O zaman yoktu ve su almak için ta ormanın kenarındaki akan çeşmeye giderdik. Evet. Her sabah bir çileyle kalkardık. Annemiz babamız derdi ki bugün kim suyu getirecek? Kavga ederdik, sen git, ben git. Hayır, ben dün getirdim, sen git abla, abi falan. O koca bidonla küçücük çocuk gidip oradan su bidonu taşırdık. Elimiz belimiz çıkardı. Onu düşünmeye çalışıyorum yani. Biz orada tatil yaparken bunu yaşardık. Bu insanlar normal hayatlarında evde yani normal kullanacakları içecekleri su için belki kilometrelerce yürüyüp koca koca kaplarla, bidonlarla su alıp getiriyorlar. Temiz su bulmaları çok zor bir de. Temiz su bulmaları çok zor. Bu çileyi yaşayan insanlar bilirler bunun ne demek olduğunu. Ve bir su kuyusunun ne kadar önemli olduğunu. Ama bu hayat olmak. Değil mi? Tabii. Yani su kuyusunu yaptık, boyamayı bile beklemiyorlar, rica ediyorlar kullanabilir miyiz hemen diye. Aynen. Hemen efendim buyurun deyip su kullanmaya başlıyorlar. O su aktığı zaman insanların neşesi var ya, her şeye değer zaten. O çocuklar kafalarını sokuyorlar. Aynen. Her şeye değer. İşte ateş düştüğü yeri yakar diye bir söz var ya. Bu ceketimi satarım meselesi de yani herkes yardımcı olabilir. Aynen. Sırtında bir ceketi olan, hatta bir ceketi olmayan bile mutlaka yardım edebilir yani. Bir tebessüm bile yardımdır. Gidip bir yetimi başına okşamak bile yardımdır. Ya şunu düşünmesin insanlar. Çok uzak yani dünyanın öbür tarafında ne işimiz var diye düşünmesinler. Bir insan dünyanın her tarafından sorumludur. Evet ve zengin olman gerekmiyor yani. Hepimiz birbirimize bakmakla yükümlüyüz. O insanların bizim sofralarımızda hakları var. Biz onlara yardım ederek onlara lütfetmiyoruz. Allah bize lütfediyor. Bizim ihtiyacımız var buna bak. Bizim yardım etmeye ihtiyacımız var. Tekamül edebilmek için, kamil bir insan olmaya doğru bir adım daha atabilmek için yardım etmeye ihtiyacımız var. Ne dersin Gülper Hocam? Bence size katılıyorum çünkü siz oraya gittiğinizde bir şey yaptığınızda Cenab-ı Hakk'ın size verdiği o mutluluk, iyi bir iş yaptığınız hissi, yani o hissettiğiniz güzellik ve duygular, diyorum ki ücretini acaba burada mı alıyoruz? Yani o kadar mutlu olmasan, o kadar içinde coşku, sevinç yaşamasan, bir şey verdiğinde, bir şey paylaştığında, küçük bir şey öğrettiğinde, yani ben bir şey öğrettiğimde o kadar mutlu oluyorum ki, yani basit gelebilir, yani bir bardağı şuradan alıp buraya koymayı ona
öğretmek insana mutluluk verir mi? Veriyor işte. Bu Cenab-ı Hakk'ın işte bize verdiği dünyadaki ücreti. Ama diyoruz ki acaba ahirettekini de mi alır ki diye de endişe yaşıyor insan. Nijer halkı o kadar sevimli insanlar ki, hani ben hiç Afrikalılarla karşılaşmamıştım. Orta Asya'yı çok bilirdim ve ilgi duyardım. Afrika hiç hayalimde yoktu. Fakat Afrika insanı o kadar fedakar, o kadar cana yakın, o kadar paylaşımcı, o kadar mülayim, o kadar çatışmadan uzak, o kadar böyle insanlarla kavga etmeyi sevmeyen. Gözlerinizin içine bakıyorlar değil mi? Evet. Yani siz onu vursanız karşılık vermez. O kadar etkilendim ki ben onlara bir şey öğretmek istiyordum ama oradan çok şey öğrendim. Örneğin o insanların ibadet aşkı, ezan okunur okunmaz her şeyi terk edip namaza koşmaları. Namaz nefise zor bir olaydır. O kadar sıcak bir ortamda da o insanların her şeyi bırakıp namaza koşması daha zor olması gerekir. Dedim ki bu insanlarda nefis yok. Bu nefsi bu şeyi aşmışlar demek ki. Ve her şeye rağmen, bütün olumsuzluklarına rağmen, yani imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen her zaman şükür içindeler. Hep bu kanaati, kanaatkarlar, fazlasını istemiyorlar. Hep mutlu, güler yüzlüler. Diyorum ki her şeye rağmen güler yüzlü. Mesela bazı ottan evlerde yaşayan fakir aileler, yağmur yağdığında çamur oluyor yaşadıkları yer. Buna rağmen mutlular yani. Hiç asla isyan içerisinde olmuyorlar. Dedim ki Cenab-ı Hak bana şükür öğrenmem için oraya gönderdi. Yani ben birçok şey öğrendim. İşte burada aslında eğitimin, yani biz orada hocalarımız okullar açarak eğitimi götürürken aynı zamanda kendileri de eğitim alıyorlar. Karşılıklı bir alışveriş, eğitim alışverişi bu. Tekamül. Şeyi merak ediyorum, sorabilir miyim? Lütfen abi, ya muhabbet ediyoruz. Özür diliyorum. Ben moderatör değilim yani bu programda. Ben de muhabbet eden bir misafirim. Estağfurullah. Şimdi mesela öğretmen hanımefendiler, beyefendiler, işte diyelim ki Pakistan'da öğretmenlik yaptınız, Moğolistan'da öğretmenlik yaptınız, şu an Nijer'de öğretmenlik yapıyorsunuz. Farklı iklimler, farklı ülkeler, farklı kültürler. Gittiğiniz zaman böyle zorluk çekiyor musunuz öğretmenlik yaparken? Ya da her birisinin farklı bir şeyi mi oluyor, güzelliği mi oluyor? Nasıl oluyor? Evet, şimdi yani Allah-u Teala insana biyolojik olarak o güzelliği veriyor. Yani vücudumuz eksi 40'a da artı 40'a da alışabiliyor belirli bir süre sonra. Yani bulunduğumuz mekan birden tabii eksi 40'tan artı 40'a gidiyor değiliz. Belirli bir aşamadan geçiyoruz. Yani zaten duygu ve düşünce olarak siz belirli şeylere odaklandığımız için yani adeta dışarıdaki atmosfer sizi çok etkilemiyor. Çünkü yani bakışınız, düşünceleriniz o insanlara bir şey vermek için olduğu için, o odaklı olduğu için ve o insanlardan da bir şey yani dayanışma içerisinde geliştiği için dışarıdaki hava çok etkilemiyor. Yani ben özellikle Nijer'den bahsetmek istiyorum. Eşimin de bahsettiği gibi yani Nijer halkı gerçekten çok sadakat gördük. Yani vefa gördük. O insanlar gerçekten bulundukları ortam itibariyle bizlere çok yakın insanlar. Yani eğitim faaliyetlerine de çok destek veriyorlar. Yani bulundukları ortam onları çok etkilemiyor. Bizim de orada bulunmamız, arkadaşlarımızın oradaki insanlara katkıları gelecek adına inşallah daha da güzelleşeceğini düşünüyoruz. İnşallah daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. İnşallah. Bir de Nijerya var. Yani Nijer ile Nijerya arasında Yani millet olarak çok farklı değiller. Yani kültür olarak giyimleri, kuşamları aynı. Dilleri de hemen hemen aynı. Özellikle kuzey kısmıyla beraber. Tabii Nijerya çok Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. En büyük, en kalabalık. 180-190 milyon nüfusu var. Güney kısmı bildiğimiz kadarıyla biraz farklı herhalde kültür olarak ama Kuzey Nijerya ile şu andaki Nijer hemen hemen aynı diyebiliriz. Benziyorlar değil mi? Benziyorlar, evet. Yani dilleri, yerel diller, Hafsa, Zarma da benzerlik gösteriyor. Veysel Karani evet. Hocam, bu 10 küsür ülkenin içinde sizi en çok etkileyen yer neresi oldu? Güzel. Gine. Yokluklar içerisinde çok güzel işler yapıyorlardı. Senegal. Senegal'de sizi böyle güler yüzle karşılıyorlar. Çok nefis bir ülke hakikaten Senegal'de. Hiç unutamadığım bir hadise çok vardır da.
Paylaşır mısın bir tane? Tabii. Şimdi, hani Ramazan boyunca dolaşırken artık iyice yorulmuştuk yani. Fizyolojik olarak yoruluyorsunuz. Hani oruçlusunuz, uçaktan uçağa biniyorsunuz, arabalarla dolaşıyorsunuz. Artık bitiyorsunuz yani. Şey olarak bitiyorsunuz. Psikolojik anlamda biraz böyle yoruluyorsunuz yani. Moritanya'ya geldik. Moritanya'da pasaport işlemleri yapıyorduk. O sırada okulların genel müdürü beyefendi de geldi. Halil Bey, hiç unutmuyorum. Halil Hardal Bey. Sağ olsunlar. Aynı zamanda Kırgızistan'ın da ilklerindendir. Önden gidenlerdendir o da. Halil Bey geldi içeri, bizi karşıladı. Sonra oradaki görevli dedi ki, ikinci vatanınıza hoş geldiniz. Oo. Moritanya. İkinci vatanınıza hoş geldiniz deyince, böyle bütün o negatif enerji birdenbire siliniverdi. Silkindik, kendimize geldik. Hiçbir şey kalmadı üzerimizde. Aynen, hiç unutmuyorum. O şekilde tekrar dört, yani canhıraş bir şekilde hizmetimize sarıldık yani, işimize sarıldık. Bir hatıra da benden. Aynı şekilde ben de Nijer'de yaşadım bunu. Kuzey kısmı Agadez diye bir şehire gitmiştik arkadaşlarla beraber. Orada da işte Türkiye'den geldiğimizi duyunca evinize hoş geldiniz dediler. Evet. Yani kesinlikle bir yabancılık çekmiyorsunuz. Gerçekten dedikleri gibi kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Evet. O sıcaklığı gördük. Yani bu vesileyle Nijer halkına, oradaki arkadaşların da faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Yani. Sıcacık karşılıyorlar. Aynen. Şimdi biz de Tanzanya'ya, Kenya, Tanzanya'ya evet şeyden Jomo Kenyatta'dan Entebbe havalimanına geçtiğimizde kameraları sokmadılar içeri. Yani biz dediler siz giriyorsunuz kameralar kalıyor. Dedim izinlerimiz var. Yani uluslararası çekim için her türlü iznimiz var. Yani ülkenizden bile izin var. Niye kameralarımızı sokmuyorsunuz? Böyle iri yarı bir hanımefendi, siyah inci böyle. Dedi ki bu kameralar çok pahalıdır. Biz bunların güvenliğini sağlayamayız. Evet. Onun için kameralar kalıyor. Siz giriyorsunuz dedi içeri. Şimdi birbirimize bakıyoruz. Ne yapacağız? Artık mecburen girdik. Hatta telefonla falan çekiyoruz. Bari gittik deriz falan diye. Nasıl çekim yapacağız kamera olmadan? Misafirhaneye gittik. Oradaki kültür merkezindeki değerli ağabeyimiz. Ben dedi biraz uğraşayım bakayım alabilecek miyim kameraları. Yaklaşık bir saat sonra bir tane jip geldi. Askeri bir jip ve içinden bir asker indi ama böyle hani diktatör filmleri vardır ya böyle gözlükler elinde şey. Elinde de kameramız bin bir türlü özür dileyerek kameramızı bize geri verdiler. Malzememizi geri verdiler. Ve gitti. Teşekkür ettik. Kıymetli ağabeyimiz geldi. Ya hocam dedim nasıl hallettiniz? Yani bu biz mümkün değil giremez bu kameralar diyorlardı. Meğer yıllar önce İstanbul'da bursla okutulmuş bir kıymetli Tanzanyalı öğrenci varmış. Anadolu gönüllülerinin desteğiyle burada okumuş. Memleketine döndükten sonra orada İstanbul'da okuyan bir insan çok kıymetli olur. Döndükten sonra tabii okumuş olduğu için, çok kıymetli olduğu için ülke yönetiminde çok önemli bir yere gelmiş. Böyle orada bakanlardan biri olmuş. O öyle bir kanal bulunca o da siz ne yapıyorsunuz hemen kameralarını teslim edin deyince böyle bin bir türlü özür dilenerek kameramız bize teslim edilmişti. Çok güzel. Yani bir kişi milletimize karşı, devletimize karşı, güzel Türkiye'mize karşı dost olduğu zaman neleri efendim ne zaman ne faydası olabileceğini hiç bilemezsiniz. Aynen. İşte hocalarımız hakikaten dostlar yetiştiriyorlar. İnsanlar evet. Bunun farkında olmayabilir ama dostlar yetiştiriyorlar. Türkiye sevdalısı, Anadolu sevdalısı dostlar yetiştiriyorlar. Yani bazen mesela öyle bir noktaya gelir ki iki millet karşı karşıya geldiği noktada o bir kişi koskocaman bir savaşı bile engelleyebilir. Evet. O kadar önemlidir yani. Biz buna gönülden inandık dostlar. Gönülden inanıyoruz. Aynen.
Onun için buradayız. Onun için bu sütunların arasında dimdik sütunlar gibi durmaya çalışıyoruz inşallah. Çok şükür. Ben çok bir örnek lütfen hocam. Müsaadenizle. Moğolistan'da öğrencilerle birlikte bir piknik düzenlenmişti. Veliler de geldi. Mezun olan öğrenciler. Nehir, orada çok güzel nehirler var. Nehir kenarında pikniğe gidildi. Ailelerle kaynaşmalar, işte güzel bir vakit geçirdik. Daha sonra velilerden birisi şakayla karışık, işte bunların dini ne acaba diye sordu. O da onlar Müslüman dedi, babası soruyor. Babası dedi ki, dünyada Müslümanlar terörist olarak biliniyor dedi. Çocuk kollarını açıp babasının önüne geçti. Benim öğretmenlerime terörist diyemezsin dedi. Onlar, ben hiç ellerinde asla silah görmedim. Silahı bırak, bıçak görmedim. Onların bana öğrettikleri işte güzellikler vardı. Demin dürüstlük, vefa, sevgi, muhabbet, işte bilim. Kalem gördüm ellerinde. Bir gördüğüm bir şey varsa o da kalemle dedi. Sen asla benim öğretmenlerime terörist diyemezsin. Babası donup kaldı çocuğun. Yani ne diyeceğini şaşırdı. Aslında belki de espri yapmıştı orada. Hani dünyada böyle biliniyor. Asla diyemezsin dedi. Çabuk sözünü geri al. Bu beni çok etkilemişti yani. Savunulması gereken yerde, doğrunun söylenmesi gereken yerde. Siz doğruysanız, hakik doğruları gösterdiyseniz, ortak değerlerde buluşabildiyseniz sizi seven dünyanın her bir yerine farklı insanlar olacaktır. Bir yere gittiğinizde, haksızlığa uğradığınızda önünüze geçip hayır durun, onlara öyle diyemezsiniz diyen bir sürü dostumuz olacak. Bir noktada orada, oralarda kalmanızın da hedefinizin de cevabını vermiş oldunuz. Yani bu otomatik olarak. Ama başka eklemek istedikleriniz de vardı. Sizi oralarda tutan ne diye sorsam. Hilmi Hocam, neler söylersiniz? Bizi orada tutan Hoca Efendi'nin deyimiyle yeryüzü sevdalıları diyebiliriz. Yani biz bir sevda uğruna oralara gidiyoruz. Bu sevdamız da hani türkülerde bahsettiğimiz gibi yeni bir dünya. Yani bu yeni bir dünyada kavgasız bir dünya. Bunu yurt dışına giden arkadaşlar aynı yakin görüyorlar. Gerçekten hakka yakin de görüyorlar. Biz oralarda kesinlikle bir herhangi bir siyasi portföyümüz yok. Tamamen içimizdeki güzellikleri o insanlara aktarmaya gidiyoruz. Bu insanlardan da güzellikler alarak kendimizi geliştirmeye gidiyoruz. Yaşatma ideali. Yaşatma. Evet. Yani o belki tabiri caizse o insanlar için gençliğimizi veriyoruz. Yani gençliğimiz yurt dışında geçti. Bu bizim için bir artıdır. Huzur, sevgi ve barış götürüyoruz. Evet. Huzur, sevgi, barış inşallah. Yani yeni, evet, yeni bir dünya doğuyor. Bunu biz kendi dar çerçevemizde görüyoruz. Bunu daha iyi görenler de var. Gelecek adına belki bir temel taşı oluyoruz. Belki bir harç oluyoruz, belki bir kum oluyoruz. Ama gelecekteki bunun meyvesini gören insanlar daha iyi müşahede edeceklerdir. Yeni bir dünya doğuyor, gerçekten doğuyor. Sevgiyle, muhabbetle doğuyor. Bu bizim vazifemiz, bu bizim şuurumuz. İnşallah yani bizi dediğiniz gibi dışarıda tutan, yurt dışında tutan, hicret yerlerinde tutan temel maya bu diyebiliriz. Ve gidip gezen gören de görüyor gözüyle. Oluyor bu. Evet. Oluyor. Yani bunu bunu göstermek için güzel bir vitrin Türkçe Olimpiyatları. Evet. Değil mi? Yani çünkü o kadar kolay bir şey değil. Yani 117, 120 küsur ülkeyi bir araya getirip oralarda. Evet. Bu kendiliğinden oluyor. Dünyada bu oldu, oluyor. Bunun bir resmi, bunun bir zaten olan biten bir şeyin resmi Türkçe Olimpiyatları. Dil ve Kültür Festivali olarak yolda şimdi devam ediyor. En son hani kültür festivali olarak Avrupa'daki evet, o gösterilerden birisinde o ülkenin yetkililerinden birisi diyor ki bu çocukları kendi aralarını da savaştıramazsınız. Bunlar birbirleriyle savaşmazlar. Çünkü birbirlerini seviyorlar. Belçika. Evet, Başbakan. Başbakan diyor onu. Aynen onu ifade ediyor. Bu çocuklar diyor aralarında savaşmazlar. Diyor. Aynen. Savaştıramazsınız. İşte bu. Yani bu. Bunun için yapılıyor bu. Gürcistan'daydık. İşte olimpiyatlara katılan bir çocukla röportaj yapıyoruz. Kardeşimizle röportaj yapıyoruz. O dedi ki biz büyük fotoğraf çektirdik. Yüzlerce öğrenciyle, yani dört tarafından gelen 120 ülkeden, 160 ülkeden gelen öğrenciyle fotoğraf çektirdik. Evime götürdüm kocaman bir fotoğraf. Astım.
büyük annem geldi. O fotoğrafı görünce ağlamaya başladı. Siz ne güzel bir yerde toplanmışsınız diye. Evet. Gel o resmi bir çizelim mi inşallah? İnşallah. Evet. Kültür Olimpiyatlarından bir eser dinleyelim o zaman. Sözü gelmişken. Çok güzel. Lütfen dikkatle bakın yani. Ne demek istediğini. Hal lisanına bir bakın. Seyredin dostlar. Lütfen. Gönlüm gözüm senin ile açılır, geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Hak aşkına, kulun yalnız bırakma. Ben bir kapı kulu, sen de sultansın. Yolda kalmışlara hak tanem ansın. Ben bir ceset isem, sen onda cansın. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Dost aşkına, kulun yalnız bırakma. Adın anılınca nurlar saçılır. Adın geçince nurlar yayılır. Gönlüm gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Seni her yerde dudağın şerbeti dermandır derde. Ben bir dertliysem dermanım nerede? Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Hak aşkına, kulun yalnız bırakma. Bir yüzü karayım, pek çok vebalim. Düşe kalka, kalmadı hiç mecalim. Bilmem ki ötede ne olur halim. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Hak aşkına, kulun yalnız bırakma. Bir zaman mevsimler bütün bahardı. Korkarım o günler bir bir karardı. Merhamet yollarım bir sarpa sardı. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Dost aşkına, kulun yalnız bırakma. Aşıklar ararlar seni her yerde. Dudağın şerbeti dermandır derde. Ben bir dertliysem dermanım nerede?
Aşıklar ararlar seni her yerden. Dudağın şerbeti dermandır derde. Ben bir dertliysem dermanım nerede? Ben bir çaresem dermanım nerede? Ben bir kapı kulu sende sultansın. Yolda kalmışlara haktan emansın. Ben bir bedemisem sen ondan cansın. Yolda kalmışlara haktan aşkına kulun yalnız bırakma. Tut elinden tut ki edemem sensiz. Tut elinden tut ki edemem sensiz. Doğruma beni hasretle yakma. Hak aşkına kulun yalnız bırakma. Tut elimden tut ki edemem sensiz. Tut elimden tut ki edemem sensiz. Yani bir anda bitti ama arkasında öyle şeyler var ki, yani bu çocuklar bunları çok kolay öğrenmiyorlar. Türkçeyi öğrenecek, şarkıyı öğrenecek, yorumlamayı öğrenecek, sanatsal bir de şey var, bir sahne yapacak. Bir zorla değil, zorla sevgiyle değil. Oynuyorlar. Zorla olmaz ki zaten, aynen. Sanat zorla sevgiyle mı olur? Sevgiyle oynuyorlar. Sevgiyle, böyle aşkla, muhabbetle ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor Gülper hocam? Yani çocuklara bir şey öğretmek için diretmiyorsunuz. Siz kendinizi kabul ettirdikten sonra, onlar sizi sevdikten sonra kendileri talep ediyorlar zaten. Hani sizin dilinize şartlanıyorlar zaten. Evet, şartlanıyorlar. Muhabbet de böyle her şeyi alır hale geliyorlar. Aynen. Yani sevdiği insanın her yönüyle tanımak, onunla konuşabilmek, belki aynı dili paylaşabilmek noktasına geliyorlar. Biz de onlarla aynı dili paylaşmak istiyoruz karşılıklı. Biz onların dilini öğrenmeye çabalarken bu onları çok mutlu ediyor. Onlar da bizim dilimizi öğrenip bize bizim dilimizle cevap vermek istiyorlar. Bazen öyle oluyor ki biz onların diliyle konuşurken onlar bizim dilimizle karşılık veriyorlar. Ya bu sevgi olsa gerek, işte bu aşk olsa gerek. Yani karşılıklı sevmek, sevdiğine benzemeye çalışmak, sevdiğinin bütün özelliklerini kendine alıp kopyalamaya çalışmak. Biz bir şeyi temsil ediyoruz, bizim sevdiğimiz Efendimiz Aleyhisselam. Biz onu seviyoruz, onun sevgisini taşıyoruz. Onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu kabul görecek. Yani biz Efendimiz'i temsil etmeye çalışırken Türkçeyi kullanabiliriz. Ama temsil etmeye çalıştığımız o kendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bu dünyada kabul görmeyecek de nerede kabul görecek? Yani kainat onun için yaratılmış. Cafer Bey diyor Kırgızistan'dan. Öğrencilerinizi ne yaptınız? Hep sizin gibi yürüyor. Evet. Enteresan değil mi Cafer Topçan? Ya Kırgızistan'da, yani Karakol şehriydi galiba. Karakol var, evet. Karakol şehrine gittik. Orada efendim bir Erdem öğretmen vardı. Erdem'di ismi o gittiğimiz yıl. Şöyle bir seyrediyordum Erdem öğretmeni. Bütün o gün yapılan programı o organize etmiş. Zaten bayağı kabiliyetli bir arkadaş. Piyano çalıyor. Orada geçirdiğimiz günlerde Kırgızlar gibi ata biniyor. İlk öğrendiği şey Kırgızca olmuş. Oradaki çocuklar sanata, spora çok düşkündür. Ve kabiliyetleri de var. Yani, Moğolistan'da da öyle. Evet. Orta Asya'da genelde öyledir. Ruslar öyle. Gibi. İşte yani oradaki o ülkeler hepsi çok iyi. Hepsi aryalar söyler, piyanolar çalar. Yani kabiliyetlidir. Bir Manas Destanı sahneye koydular. Yani dedim herhalde buranın devlet opera balesi bir sahneliyor. O kadar kabiliyetlidir. Siz o çocuklara bir şey öğretebilmeniz için, onları etki altına alabilmeniz, sizden etkilenmeleri için
en az onlar kadar kabiliyetli olmak zorundasınız. Ama bir baktım, Erdem Hoca orada kaldığı süre içinde Kırgızlar gibi ata biniyor, onlar gibi piyano çalıyor, evet. Onlar gibi arya okuyor. Ben bunu böyle değerlendirirken yanımdaki değerli öğretmen arkadaşım bana dedi ki, eğildi kulağıma, sen dedi Erdem öğretmeni takip etmeyi bırak dedi. Çocuklara bak dedi, en az 8 tane Erdem öğretmen var dedi. Onun gibi olmak isteyen, onun gibi yuvarlak gözlük takmış, onun gibi saçları uzun, onun gibi hal ve tavırları artık yerleşmiş yani öğrencilere. En az 8 tane Erdem öğretmen vardı orada, en az 8 tane. İşte görüyor musun? Aynı sizin gibi yürüyorlar. Evet. Sevgi olmasa, sevgiyle yaklaşılmasa zannediyorum bunu başarmak çok zor. Zannediyorum değil, bunu başarmak çok zor yani. Ve bu hareketin en büyük, yani dört tarafında açılan okulların, oradaki eğitim sevdalılarının, gönüllülerinin en büyük şeyi budur yani. Sihri, büyüsü budur. Samimiyettir, sevgidir. Sevgi olmadan eğitim olmaz. Evet, onlardan birisi Nijer'e gidiyorlar, Nijerliler gibi oluyorlar. Pakistan'a gidiyorlar, Pakistanlılar gibi oluyorlar. Moğolistan'a gidiyorlar, Moğolistanlılar gibi oluyorlar. Onlardan birisi olmazsanız, evet, orada olmanız çok zor. Onlara bir şey anlatabilmeniz çok zordur. Hilmi Hocam, yani özellikle Moğolistan'da biraz yani Türklerin ikramlarına benzeyen bir yapı vardır. Yani Orta Asya kültürü belli. Ramazan ve Moğolistan dersek neler söylersiniz? Nasıl geçiyordu orada Ramazan'la? Şimdi benim bulunduğum süre zarfında yani Ramazanlar, yani başta şunu söyleyeyim, Moğol halkı gerçekten çok misafirperver bir halk. Yani bize benzeyen taraflarından bir tanesi de o. Bir evlerine misafir geldiği zaman gerçekten mutfaklarında ne var ne yok dökerler önümüze. O kadar cana yakın misafirperver insanlar. Tabii dinleri Budist olduğu için biz onlara yavaş yavaş işte Ramazan'ın ehemmiyeti, önemi, neden oruç tutuyoruz, bunun işte sağlık açısından önemi, onlardan bahsederdik. İftarlar veriyordunuz. Evet, iftarlar veriliyordu. Yani misafirperverlikleri gerçekten bizim gibi, yani Hazreti İbrahim gibi o kadar cömert insanlar diyebiliriz. Moğolistan'dan ziyade Nijer halkı da gerçekten, Pakistan hakeza, Nijer halkı. Ramazan konusunda. Ramazan konusunda gerçekten yani bizden çok farkları yok. Yani bizim gibi aynı özelliklere sahipler. Ramazan'ı Afrika'ya gittiğimizde böyle mesela Burkina Faso'da çok güzel sahur şeyleri vardır. Evet. Teravih sonrasında çok güzel adetler vardı. Nijer'de de var mı böyle adetler? Adetler mesela ne gibi? Mesela diyelim ki çocuklar teravihten sonra hep beraber dışarı çıkıp böyle bir taraftan eğleniyorlar, bir taraftan da ev dolaşıp işte oradan şeker ya da işte ne verirlerse onları toparlamaya çalışıyor. Benzer adet olarak şunu gördüm ben. İftarda direkt yemek bizden farklı olarak yemek yemeden su içip hurma yiyip direkt namazı kılıp ondan sonra iftar açıyorlar. Evet. Benzer adet olarak sahurda davul çalma adeti orada da var. Sokakta sahura yakın, işte imsaya yakın. Ritimler bizdekilere benziyor mu? Yok, farklı biraz. Evet. Tabii onların çalgıları biraz farklı. Ama. Yani. Ama aynı Ramazan coşkusunu orada da gördük. Bizdeki gibi aynı Ramazan'a ehemmiyet, coşku, işte mukabeleler aynı şekilde evet. Öyle devam ediyor. Özellikle iftara davet etmeler, birbirlerine davet etmeler gerçekten bizim evet. De aynı özelliklere sahipler. Gülper Hocam'a soralım. Yani sizin böyle unutamadığınız hatıralardan yine kültür olimpiyatları ile ilgili olabilir veya Ramazan'la ilgili olabilir. Moğolistan ve Orta Asya diyeyim. Orta Asya çok farklı bir kültüre sahip. Afrika çok farklı bir kültüre sahip. Fakat hepsinin ortak noktası bence misafirperverlikleri ve insanca yaklaşımları. Bir sevginin açamayacağı kapı yok. Yani sevginin kıramayacağı zincir yok. Sevginin affedemeyeceği kötülük yok. Yani sevgi olduktan sonra ya Orta Asya olmuş, Afrika olmuş, başka bir yer olmuş. Çok önemli değil. Bazı insanlara hani bizim oralara gidip kalmamız ütopik gelebilir. Ya da yok hani farklı senaryolar yazıyor olabilirler.
ya da ne bileyim bunu maddiyata bağlayabilirler. Kimseyi maddiyat konusunda inandırmak zorunda değiliz. Herkesin yaşantısı ortada. Bunu araştırabilirler ya da yazıp çizebilirler. Ama biz her şeye kulağımızı tıkayıp diyoruz ki ben sevgi için oraya gidiyorum. Allah'ın o kalbime verdiği güzellik inşirah olmasa, o mutluluk haz olmasa herhalde gitmem yani. Orada tutan bence en önemli şey gittiğimizde o Cenab-ı Hakk'ın lütfunun yağdığını hissetmeniz. Başınızdan böyle farklı şeylerin yağdığını anlamanız, ruhunuzun bundan mutmain olması, memnun olmanız. İnsanların sizi sevmesi, siz bir şey yapmıyorsunuz ama onlar size sevdiriliyor. Yani bir bakmışsınız, sevilmişsiniz, siz de onu seviyorsunuz. Birbirimizi evet. seviyoruz. İşte Allah da demek yani birbirimizi sevmemize vesile ediyor. Moğol halkı da çok kanaatkardı bence. Nijer halkı daha fazla bir kanaatkar. Hiçbir şeyden şikayet etmiyorlar. Onun için kendimizi dönüp sorgulamamız lazım. Yani Türkiye olarak, Türkiye'de yaşayan Anadolu insanları olarak kendi zenginliklerimizin farkına varmamız lazım. Bunu yurt dışına çıkıp gelmeden anlayamıyorsunuz. Yani ne güzel havam varmış, ne güzel denizim varmış, ne güzel atmosferim varmış demeniz için yurt dışına gidip gelmeniz lazım. Paylaşmak lazım. Paylaşmak lazım. Şimdi hep yani Veysel abi siz de belki bunu yaptınız. Her gittiğim ülkede şunu düşündüm. Burada yaşanır mı? Hep bu soru bu. Yani burada nasıl yaşarım? İlk gelen yani önden giden ağabeyler, ablalar olmasa yaşanmaz bir kere. Yani hemen bu duygu. Dolayısıyla ilk gidenlerin ne kadar zorluk yaşadıklarını oradan hissediyorsunuz. İkinci gelen duygu cennet gibi bir vatanımız var. Anadolu, Türkiye yani Allah zeval vermesin memleketimize, milletimize. Orada olmak gerekiyor. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Evet. Yani kolay bir şey değil. Gerçekten böyle gönlünüzde bir yanan ateş, bir idealiniz, bir aşkınız olmasa oralara ne yani zaten o zorlukların içerisinde tatil yapacak haliniz yok. O hastalığın içerisinde affedersiniz öyle yerler var ki 3 kişiden birinin AIDS hastası olduğu, envai çeşit cilt rahatsızlıklarının olduğu yerlerde insanlarla böyle temas ederek yaşıyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani kimse yok mudan hatırlıyorum. Anadolu'ya, Anadolu'da yani daha bırak Afrika'sını. Anadolu'da tam bir eve gireceğiz. Orada bir çocuk geliyor diyor ki abi he içeride verem hastalığı var. Ha öyle mi? Hadi girelim hep beraber giriyoruz. Yani o verem ne yapar? Bulaşır mı? Eder mi? Yani hiç düşünmüyorsunuz bile. Allah da koruyor insanı yani. Bunlar hep tecrübelerle sabit. Kim bilir neler yaşadınız o hastalık. İnsanları dışlamadığınız için kabul görüyorsunuz. Yani onlardan tiksinti duymadığınız için, insan evet. olarak gördüğünüz için. Yani o bir insan. Milliyeti, cinsiyeti, ırkı, dini fark etmiyor. Onu insan evet. olarak görüp insan olarak kabul ettikten sonra insanca yaklaşınca insanlar şaşırıyorlar. Yani her hani belki daha başka ziyaretçileri olmuştur ama onlara hani dokunmaktan korkan İşte yanaşmasından korkan, evet. türlü koruma kremleri, spreylerle dolaşanlar olmuşlardır. Hastalığı da onlar yakalanır ha. Evet. Tabii tabii. Sakının gözü çok var. Şimdi özür diliyorum. Şimdi mesela evet. Afrika'ya gidecek olan bir beyefendi ve ailesi, hani Türkiye'den oraya giderken bir aşı kartı almak gerekiyor. Evet. Bilmiyorum. Sarı. Evet. O sarı umbaş. Zorunlu sarı bir şey. Sarı. Evet. Şimdi onu almak için gidiyor. Gidiyorlar. Diyor ki doktor, ben diyor bunu. Nereye gideceğini soruyor. Afrika'da işte Kenya diyelim. Ben bunu imzalayamam diyor. Ben bunu veremem. Niye diyor? Orada işte şu hastalık var, bu hastalık var. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. O zaman beyefendi soruyor. Evet. evet. Diyor ki orada insanlar yaşıyor mu? Yaşıyor. Kadınlar var mı? Var. Çocuklar var mı? Var. Onlar orada yaşıyorsa biz de yaşarız. Evet, belki ne gerekiyor? Evet. Şey süre o kadar hızlı ve şey aktı ki şimdi, bir ara verelim dilerseniz. Evet, tamam. Ondan sonra yani çok mutlu olduk inşallah. Eyvallah. Kısa bir arada sonra ezan vakti geliyor zaten inşallah.
Evet efendim, semalarda ezan-ı Muhammedi çınlamaya başlıyor. İstanbul için imsak vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر
Efendim, kıymetli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben değerli konuklarımla vedalaşırken kısa bir ara veriyoruz efendim. Vedalaşmak üzere sizlerle tekrar bir arada olacağız inşallah. İnsanlarla güzel dostluk kurmak aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak ilmin yarısı, iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.